Selamlar sevgili arkadaşlar. Efsane bir içerikle bugün karşınızdayım. Yanımda ülkenin en güzel miksoloji uzmanlarından, Twins Kokteyl'den Onur Ucan var. Ne demek miksoloji? Bir şeyleri karıştırma sanatı demek. Bugün... Bugün çok lezzetli kokteyller yapacağız. Yazınız çok güzel geçecek. Hem de 3 tane yapacağız. Birinde Berk, birinde İran yapacak. Ben de en sevdiğimi yapacağım. Orman meyveli. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de denetleyeceğim bu arada. O bir ebeveyn gibi anlat. Ne olur izlemeyelim 31 dakika. Nasıl kötü bir şey yok ki ya. Çek bize şunu yanlış yaptınız, bunu doğru yapacaksınız falan diyecek. Abi hemen başlayalım o zaman. Malzemelerimizi bir tanıtalım bence. Malzemelerimizi tanıtıyoruz. Bir kere ben şeye dikkat ediyorum. Önceki videomda biliyorsunuz milyonlarca kişinin çok sevdiği oyuncu içeceği vardı. Ne vardı orada? Soda, limon, ayran ve tuz var. Bu kadar. Churchill'in üstüne ayran eklemiştik. Şimdi de bakalım. Vardı. Yani ekonomik olması lazım. Süt ve yoğurtla yapacağım ben. Ama efsane olacak. Malzemeleri tanıtalım abi. Süt ve yoğurt mu? Ve? Malzemelerin hepsi marketten rahatlıkla bulabileceğimiz, kolay ulaşılabilir. Bu çocuk çok ünlü miksolog mu? Miksolog. Evet. Çok ünlü bir miksolog değil mi bu çocuk? Sanatçı. İçerikler olması gerekiyor. İkincisi uygun içerikler olması gerekiyor ve çok porsiyonlar için. Malzemeler geldi. Süt, yoğurt, meyveli çikolata, orman meyveleri, süslemeler. Süslemeler ne? Süslemeler bize kalmış herhalde. Atıyorum. Bir süt, bir çikolata, bir Bu peki miksoloji dünya şampiyonu olabilir mi bu adam? Öyle bir derecesi var mı? Şeker aldığımızda... Kim olaylı olur? Mali bu. Normalde onlar alkolik kokteyl yapıyorlar, oradan kaynıyor. Okay. Mesela atıyorum. Bu kadar hazırlık ne oluyor bir görelim. Tabii jelibon çok sağlıklı değil ama... Vay, kendim böyle süslü tarifleri hep yapmayı sevmişimdir. Oh. İlik ya şunu bir çeker misin abi mümkünse yakından yani. O kadar böyle albenisi var ki şu an. Ne kadar güzel çerez kapları, atıştırmalık şeyler oldu ya. Kabını da yiyorsun. Kabını da yiyeceğiz. Bu çocuk niye şey gibi? 7 yaşındaki çocuklara YouTube videosu çeken aile oluyor ya, onların ferdi gibi davranıyor. Şimdi de ne kadar iyi bir şey yaptık, gelin de bakın ya. Ne kadar da iyi görünüyor değil mi Bimi? Evet Mumu. Ama marshmallow yakarız. Baba onu. Aşırı tepkiye gerek yok mu? Mis gibi adamlar, diğer üçlü mis gibi videosunu çekiyor. Sen de çek videonu ya. Dayı bu saatte şırdan yenir mi? Yenmez. Kelle vermeyeceğim. Harp vermeyeceğim. Kelle var bu arada, söyleyeyim mi? Kelle yeme oğlum, bu saatte çorbanı iç. Mis gibi. Güzel bir çorba iç. Yansın geceler. Senin kokteyline başlayalım. Başlayalım. Okey. Senin içeriğin için biz ilk önce burada... Eyvah. Bunu bir çekelim, burası çok güzel ya. Şöyle bir item var, bakar mısınız? Abi fetiş fantazi seti gibi. Her şey var. Abi bu ne? O mikrobüzeleri eziyoruz. Bu da ezme itemi galiba. Bu da ezme aleti. Bu birazcık daha sert içerikleri parçalamak için. Bu bayağı aslında arabada levye yerine taşıyabileceğim. Belki oyunlarda PUBG'ye konu olabilecek metal. Oo. Bir dakika arkadaşlar, şimdi geldik. Ya bu çocuğun bu çocuk niye böyle tepkiler veriyor dayı? Ben mi kuruldum durduk yere? Yani dayı vallahi abartıyorsun mu? Uzmanlık alanıdır. Kurulma dayı. Bıçak uzmanlık alanınsa bu Japon çeliğinden dövülmüş özel bıçağımız. 47 Ronin. Katana gibi. 47 Ronin. Arkadaşlar bununla da nasıl diyeyim, biz buz kesmek için kullanıyoruz. Bir tane keser misin örnek abi bize? Buz keseyim. Buz kesmek, çünkü ben yapamıyorum öyle bir şey. Bunları buzdan saymıyorsunuz diye. Yok yani. Bunlar bizim için buzdan, çok... Buzdan damla bunlar. Ya nasıl diyeyim. Atıyorum her buzu şöyle kesemez. Ya her bıçak. Her buzu böyle kesemez her bıçak. Her buzu böyle kesemez her bıçak. Haberin de olsun. Zart diye girdi içine valla. Daha kesemedi bıçak lan. Evde denemeyin. Ya bunu evde denemeyin tabii. Bıçak kesemedi baba, nasıl ya? Bakın bunlar uzman, Türkiye'nin en iyileri oldukları için. Bunu yaptığın zaman... Oh, siktir. Ya baba burada... Lan her... Allah belamı düz odunla vurayım yine aynı şey olur ya. Bu nasıl ne? Bunu evde denemeyin tabii. Bakın bunlar uzman, Türkiye'nin en iyileri oldukları için. Bunu yaptığın zaman... Oh, siktir. Fruit Ninja gibi olabilir bunlar. Tabii ki güzel süsler ama... Nasıl abartma sanatı bu? Ortamın abartılma şeklen buna koyayım. Abi şundan yiyeyim ya. Ortalığı kirlettik, evet. Şu an bakar mısınız? Arkadaşlar muz nasıl soyulur? İşin komedisi de bu adamın bir şey yaptığını bu adamcağım bir şey yaptığını zannediyor gerçekten. Bunlar video için gaz veriyor bu adama. Makara dönsün diye. Bu adam da bir şey yaptığını zannediyor ya miksolog. Şuradan mesela geliyorum, hiçbir güç uygulamadan sadece çektim. Şey yapabiliyor musun böyle? Kağıt gibi çıkıyor ya. Ben de sakal çıksa ben bunda tıraş olurum. Eğer aşağıda çalışıyorsan eğilmemek için kaşığı üst taraftan tutarsın. Eğer şu aşağıda bir yerde tutuyorsan da kaşığı ortalama bir yerde. Çocuğun meslek şey olmalı değil mi ya bak. Bulabilirsem bir izleyin. Her şeyin çok ince bir detayı var aslında baktığınız zaman yani. Şurada bir tane cep çakısı var, senin için getirdim. Oo. Bunun gerçekten markası 47 Ronin bu arada. Sevgilerimi yolluyorum Yeşilova Bey'e. Almıyoruz sadece. Çok hafif bu bıçak. Yavaş yavaş açıyoruz. Muz şakası gelecek gibi koku alıyor. Bu arada harbiden son 6 ürün yetişebilen alsın dayılar. Birkaç bedene ürün ekledik birer ikişer. Alın. Söyleyeyim kaçmasın yani. Ben bakımcıda çalıştım, öbür taraftan açıyorduk, ondan battılar herhalde. Tamam, yani muz yeterli mi bu tarif için? Attık. Topor. 3 oldu. Attık. Attık. Kırmızı meyveleri getir abi. Oh. Biz neden donuk meyve kullanıyoruz? Kırmızı meyve. Niye donuk meyve kullanıyoruz? Donuk meyve çünkü Türkiye'nin 81 ilinde. Efeşan 41. ayını kutluyor. Bu Efeşan'ı Kıbrıs'tan buna koyayım, arabayla bir kere evine bıraktık. Adam 40 adam 41 aydır abone oluyor. Ha, yemin ediyorum bir şey gibi ya. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır gibi. Adam bir kere Kıbrıs'ta evine bıraktık. Adam 41 yıldır abone oluyor ya, aydır. Tövbe estağfurullah. Efeş Hanım çok teşekkür ediyorum. 41. ayımız kutlu olsun. Rahatlıkla bulabileceğimiz bir içerik. Her mevsim. Ama tavsiye etmiyorsun değil mi normalde? Ya, yani tabii şey ki tavsiyeni varken bulabildiğinde. Eğer böğürtleni yazın, çok güzel böğürtlen bulabilirsen hem de uygun fiyata. Bunu al. Onu kullan. Kaşıkla gelirsin. 6 santim kadar uzatılacak gelecek kışta dayım. Devirirsin. Ben 2... Tam ölçümüz 6 santim. 4. Şimdi bunun oranı neye göre hazırlıyorsun? Esas püf nokta bu yani. Bu oranlar lezzetli. Ağız tadıma göre ayarlıyorum. Şu an herhangi bir ölçüm yok. Tamam ama biz bunu yaparken... NBA yorumcusu gibi konuşuyor değil mi? Evet. Ortalama ağız tatlarına göre yapıyoruz değil mi? Yani atıyorum. Ortalama ben çok seviyorum. Ben boşaltırım komple bunun içine mesela. Adama çok ağır gelir ondan sonra. Bugün 21 sayıyla başladı Staples Center'da. Ve şimdi... Adama ağır gelmesi maliyet yüzünden. Evet sevgili Kaan. 21 sayıyla başladı. Genel bir aslında hitap edebilmek için bir adet muza 5 tane... Enes Kanter de bugün... Örtlen... Tulak Güney'le beraber başlayacak. Cantu sevdiği için de yarım paket olarak başlayacak bugün. Enes Kanter'de. Ağırlıklı olarak sevgili Kaan koydum. Bir koklasana şurayı sadece. Kırmızı meyveyle. Muzun zaten bir uyumu var. O benim pazar gibi kokuyor lan. Çünkü muz hafif meyve. Abi hiçbir şey yapılmadı farkında mısın? Daha ben makarayla 8 dakikalık yoğun bir makarayla bir zorladım burayı, hadi bir şey olsun diye, olmuyor tamam, hala. Aynı zamanda yanağa da geliyor diyorlar. Yanak. İş başa düştü amına koyayım. Sürekli benden gidiyor yani. Yani sırt yanına, güneş yanına. Önce bakıyoruz değil mi taze mi diye. Taze mi? Taze. Bulamadım, tazedir. Tarihi üst tarafında yazıyor. Hiç o kadar tecrübesizim ki bu konularda. Tamam. Güzel. Süper. Ne kadar? Az dökeceğim, sen dur dersin. Sen dur dersin. Koy. Çok koydum. Ağzı geniş olunca dökülmüyor dışarıya bak. Ağzı geniş derken benden bahsetmiyorsun herhalde. Bir dakika. Allah. Yeter. Ağzı geniş olunca koy çok koydum. Ağzı geniş olunca dökülmüyor dışarıya bak. Ağzı geniş derken benden bahsetmiyorsun herhalde. Bir dakika yeter. Sen de konuşkan adamsın mesela ama yani. Evet ben de fena. Yoğurt. Nazi. Öyle güzel kokuyor şu anda var ya. Yani. Vallahi. Ah, bir de buna krem şanti kokusu gelecek üzerine krema. Şimdi bu bıçakla muzu normalde ortadan ikiye kesmem gerekiyordu. Şöyle bir kesiyorum ki bıçaklar çalıştığında yani şöyle bir görüntü olması lazım. Gereksiz uzunluğa gerek yok. Buradan geldim, senin içeriğin artık hazır. Hangi bardakta yapacağımıza karar verelim. Bunda mı? Oğlum iki tane meyve attılar az önce, yani bu değildir herhalde içerik ya. Çocuğun bu hareketler için bu çocuğa gerek yoktu ki ya. Bütün ortamı ele geçirdi ya çocuk. Bunda mı? Yoksa bunda mı? Evet, burada birazcık Bandersnack Efe'yi vermiş olabilirim. Seçimini sana... Ona göre gidecek. Tadı da ona göre değişecek mi? Ya, tabii ki, çünkü ona göre üzerine süslemeleri devam edebiliyorsun. Eğer şunlarla üzerine süslemek istiyorsan... Aman okuyun, bir dizi izleyince ben... Netflix'te o zaman Bandersnatch çıktığı tarihe çok yakındır kesin. Bu videonun tarihi. İzlemiş ama bir tane izlediği video var, onunla şey yapmaya çalışıyor. Geniş bardak mı olması lazım? Yani pipet takıp birazcık daha uzun mu? Abi adamın şakalar aynı bu adam gibi. Kim gibi? Dostum. Ödük. Zor iştir bakalım. Ya Alişan! Şunu yapmasa bu adam burayı kırıp geçirecek amına koyayım ya. Alişan burada stand up zor iştir demese. Bir saniye hemen sana bırakalım istersen, sonrasında konuşuruz. Stand up zor iştir bakalım güldürebilecek mi seyircilerimiz? Ya baba, Alişan şunu demese nasıl olurdu acaba ya? Stand up zor iştir deyip adamı burada şey duruma düşürmese. Demek ki bana evet, komik geldi. Yine de gittik, bayağı gittik. Kendi rekorumuzu kırdık. Milkshake birazcık daha uzun bardak. Evet, formatı öyle, uzun bardağı yapalım o zaman. Diğer seçeneğe bak. Amına Türkiye seçimleri gibi ya. Bir seçeneklerimize bakar mısın baba, yani yok mu güzel bir video izleyelim ya, Allah Allah. Kısa yaparız, içini full doldururuz krem şantiyle, böyle doldururuz. Üzerine M&M's atırız, jelibon. Jelibon falan. Atar. Biraz daha jelibon. Biraz daha jelibon. Şimdi o zaman ben bunu... Ot tülü kız.